yatırım aracı haline geldi. Evet. Yani en azından insanlar öyle düşündü. Peki Murat Saman'a dönelim mi? Dönelim Vallahi ne güzel. Vallahi Murat Saman günaydın. Günaydın. <laughs> Abi ya bir dakika garip oldum ben şimdi. Murat Saman'a biz geceleri yayın yaptığımız için sabah şu an 8'i e 18 geçiyor. Murat Saman'la beraberiz. <laughs> Hayatım ilk defa sabah program yapıyoruz. <laughs> defa. 12 12 sene sonra. Her şey bir ilki olur. Vallahi ben. Vallahi ha, ben de. Hakan abi selamlar. Selamlar Hakan abi de. görmek selamlar. Çok güzel. Ee, sizlerle güne başlamak çok güzel. Ee, ben ilk defa katılıyorum. Evet, ee, heyecanlı mısın? Güzel yayınlar yapıyorsunuz. Efendim heyecanlı mısın? <laughs> Heyecanlıyım tabii ilk defa katıldığım için. Peki Murat Saman şimdi tabii arkadaşlarımız gündemi yazmış ama ben biraz Türkiye'yi de sormak istiyorum izninle. Şimdi yurt dışı falan var mesela bugün FETÖ tutanakları var. Belki ona da geliriz ama sıcağı sıcağına bu alım gücüyle ilgili ben bir soru sormak istiyorum. Az önce Hakan abiyle de konuştuk. Evet. Yani otomobil işte alamayan şimdi motosiklet almaya başlamış. Daha önce konut alamayanlar otomobile koşmuştu. Ya bu alım gücüyle ilgili ve fiyat artışı, enflasyonla ilgili e, ne söylersin? İstersen bununla bir şöyle ufak yumuşak bir giriş yapalım. Olur. Evet, e, tekrardan günaydın. Şimdi e, satın alma gücünün azalması tabii ki e, direkt enflasyonla ilgili. E, zaten E bunu çok uzun zamandır konuşuyoruz. Siz de anlatıyorsunuz. Ee, aslında yani giderlerimiz artarken, giderlerimiz fiyatları artarken gelirimiz e, o kadar artmıyor. Ee, bir kere e, bunun en büyük sebeplerden bir tanesi tabii ki e, TÜİK'teki e, açıklanan enflasyon. TÜİK'teki açıklanan enflasyonun e, gerçek enflasyonla çok e, aşağısında olduğu için belki de yarı yarıya enak e, rakamlarına baktığımızda e, yarı yarıya. Hatta daha az düşük. Ee, tabii ki bu e, işte memur maaş artışları, emeklilik e, maaş artışları ve diğer yapılan e, gelir artışları gel, gerçek enflasyonun altında olduğu için e, satın alma gücü e, kaybediliyor. Ve biraz önce bahsettiğin işte e, gelişmeleri yaşıyoruz. Şimdi burada gelişmekte olan ülkelerde biz faizle ilgili adımların atıldığını görüyoruz. Biz şöyle bir dünya aslında belki hayal ediyorduk. Fed faiz artışlarının işte sonuna geldi. Belki bir tane daha yapacak. Hı. Avrupa Merkez Bankası yavaş yavaş sonuna geliyor. Önümüzdeki sene faiz indirimleri olacak derken gelişmekte olan ülkeler de buna ayak uydurur. Faizi onlar da rahatlar, indirir ya da artırmaz diye. Ama dün gördük ki biz Rusya'nın bir anda çıkıp olağanüstü toplantıda faiz artırmak zorunda kaldığını görüyoruz. Arjantin'de keza öyle. Hem devalüasyon hem de faiz artışı. Yani gelişen ülkeler için aslında durum o kadar da rahat değil mi, parlak değil mi ne dersin? E, değil tabii yani. Arjantin faizi %118'i e, yükseltti biliyorsun. Hı hı. Evet orada da ciddi bir devalüasyon da oldu. E, şeyde e, işte 280'lerden 350'ye geldi e, Arjantin pesosu. E, i̇kinci piyasada işlem gören de herhalde 600'ün üstünde. Ee, diğer tarafta Rusya e, ruble çok ciddi değer kaybettiği için son dönemde onlar da faizi işte sekiz buçuklardan çektiler. çektiler. Tabii ki bunun en büyük e, iki sebebi tabii ki enflasyonu kontrol altına almak. Bir de tabii ki e, kuru bir şekilde istikrara kavuşturmak. E, bu faiz artımlarının başlıca sebebi tabii ki kuru dengelemek çünkü e, kurunda biliyoruz. Getirdi bir enflasyon var. Bu nasıl biz bunu yaşıyorsak diğer ülkelerde bunu yaşıyor. Evet o senkronizasyon olmadı. Fed muhtemelen Eylül'de pas geçme ihtimali çok daha yüksek artık. Gelecek hafta işte Jackson Hole toplantısında bir sinyal vermezse Fed muhtemelen Eylül'de beklentilerin artık pas geçmesi ve faiz sürecini tamamlamış olması. Ama bir ihtimalde pas geçip ee, kalan iki toplantından birinde de bir faiz artırımı da yapabilir. Ee, ama Eylül'de pas geçme ihtimali daha yüksek. Bu da tabii ki e, diğer gelişmekte olan ülkeler için bir küçük bir pozitif not olarak e, e, eklenecek. Şimdi e, sevgili Murat, ben de bir iki şey nokta var. Hep böyle düşünüp duruyorum üstüne. Yani gerçekten bizdeki sorunlar, biraz önce sen de değindin, işte enflasyon vesaire hayat pahalılığı üzerinden ilerliyor ve ona bir şekilde kamu yetişmeye çalışıyor. İşte enflasyonu ezdirmeyeceğiz diye yeni zamlar geliyor. Sanki o yeni zamlar, yeni ücret artışları diğerlerinin de bir anlamda habercisi gibi oluyor. Bir tarafta böyle bir nokta var. Öbür tarafta da dünya sanki öyle mi değil mi, senin değerlendirmen nedir? biraz daha bizim ihracatçımızı da zorlayacak şekilde bir resesyon ya da bir durgunluğa doğru daha fazla eğilim gösteriyor gibi görünüyor. Ben biraz emtia tarafından da bakıyorum. Bakır fiyatlarında filan da son dönemde böyle bir şey var, düşüş var. Çin çok önemli bir sinyal vermiş oldu. Yani böylesi bir ortamda sen uzun yıllardır bütün bu stratejiyi koyan, çizen, kesimde yer aldın. Mesela hem şirketler açısından hem de diyelim ki yatırımcı açısından nasıl bir gözle bakmak gerekir bu ortama? Hangi adımlar öne çıkmalı? Hangi tedbirler öne çıkmalı? Tavsiyelerin nedir diye merak ediyorum. Evet. Hakan abi her zamanki gibi çok güzel bir özetleyerek <laughs> güzel soruyu da soruyor. Gerçekten ee, çok iyi bir ekili buluşmuşsunuz. Onu da e, tekrar ifade edeyim. Ee, ben şöyle Hakan abi şöyle özetlemeye çalışayım. Ee, bu arada sesim e, geri geliyor. Ha, tamam. Bir, onu kesebilirsek tamam şimdi oldu. Şimdi, e, şimdi bu enflasyonun belini kırmadan e, bence bir e, toparlama görmemiz imkanı yok. Evet şirketlerle görüşüyorum. Evet, onlarla da çalışıyoruz. Biraz önce program başında bahsettiğiniz endişeleri biz birkaç zamandır hissediyoruz, görüyoruz. İşte kredi kanallarının yavaşlaması, maliyetlerin artması, ödemelerde yavaş yavaş sıkıntılar çıkması, yavaş yavaş yansımaya başladı. Tabii bunun başlıca sebebi. Enflasyon, ee, enflasyon kontrol altına alınmadı ve gittikçe de e, enflasyonda beklentiler, işte zaten resmi açıklamalara baktığımızda da e, yani gelecek seneden itibaren enflasyonda bir iyileşme, e, kalıcı bir toparlanma gözükmüyor. E, Hakan abi burada benim gördüğüm en büyük sorun ki sanki kaçınılmaz maalesef bir stagflasyona doğru gitme gittiğimiz e, net olarak gözüküyor yani yüksek enflasyon ve durgunluk e, bu yavaş yavaş önümüze gelecek ve e, belki de kaçınılmaz diye düşünüyorum çünkü özellikle e, yerel seçimden sonra e, enflasyonla mücadele çok daha ciddi bir şekilde olmak zorunda kalacak bunu yapmazsak e, çok ciddi bir yani hiper riskiyle karşılaşacağız. Çok ciddi bir Türk Lirası kaybıyla e, karşılaşabiliriz. E, ama enflasyonla da çok ciddi bir mücadele ettiğimizde e, muhtemelen o e, bahsettiğimiz e, durgunluk e, gelecektir. E, bunu e, Başka çaremiz de yok. Yani Enflasyonu düşürmeyin çok ciddi bir maliyeti var. Bunu biz de yaşadık zamanda Diğer bütün gelişmekte olan ülkeler de yaşadı. Ee, bir resesyonla bir durgunlukla e, ancak e, bu e, enflasyon sarmalından e, çıkabiliriz ki çok doğru özetledin yani bir sarmal aslında bizim yaşadığımız e, işte e, bütün e, işte, ücretleri yükseltiyoruz. E, o, o ücretlerle işte e, enflasyona karşı yenik düşüyoruz e, yenik düştüğümüz için de tekrar bunu yükseltmek zorunda kalıyoruz ve bir sarmala döndü şu anda. Buradaki en önemli konu bence enflasyonu düşürmek ama siyasi bir karar olduğu için de bunu ancak gelecek seneden itibaren çok ciddi bir şekilde yapacağımızı gözüküyor.